Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranların hem bilgilendiren, hem eğlendiren, hem gezdiren yarışma programı Bil Bakalım bugün de başlıyor. Bugün nerede miyiz? Tarihi odun pazarı evleri, porsuk çayı, çiğ böreği ve sıcakkanlı insanlarıyla meşhur güzel şehir Eskişehir'deyiz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım. Adım Talha Üstündağ. Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehirliyim. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hı-hı. Bu kadar. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum diyorsun. Aynen öyle. Peki. Heyecan var mı? Yok. Yok. O kadar böyle mağrur bir edayla söyledi ki yok. Heyecan kim biz kim. Çok mu güveniyorsun? Evet, çok güveniyorum kendime. Özgüvenin tamam. Yüzde kaç şu an? %95. %95? Evet. Yani soracağım bütün sorulara doğru cevap verebileceğini düşünüyorsun. Yani bir tanesinde belki yanlış yaparsan yaparım. O zaman hedef şöyle mi? 6 soruda 5 doğru cevap mı hedef? 4 doğru. Birisi böyle kararlı, kararsız. Peki 4 doğru tahminin var. Bakalım kaçta kaç olacak? İnşallah daha fazla olur. İnşallah daha fazla olur. Peki. Hazır olduğunda başlayacağız. Hazırım. Hazır mıyız? Evet. Peki. İlk soru geliyor. İslam dininde güzel söz söylemek sadakadır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin adı nedir? Amine mi, Halime mi? Amine. Amine doğru cevap, tebrik ediyorum. Üçüncü soru. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermek dinimizin gereğidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tamam, şimdi bir soluklanalım. İlk üç soruyu başarıyla tamamladık. Evet. Hedef kaçtı? Hedef 5. 5'e mi çıktı? Aynen, şimdi 5'e çıktı. Peki, bence 6 da yapabiliriz. Bilmiyorum onu. Çok kararlı değilim. Peki, genel kültürle aran nasıldır diyeceğim. İyidir muhtemelen. Aynen. Çok kitap okuyan bir kardeşimize benziyorsun. Evet. Özel okuduğun bir alan var mıdır? Yani Osmanlı tarihi daha çok. Osmanlı tarihi? Evet. Osmanlı tarihinden soru var mı? Yok ama... Ona yakın bir şeyler var. Coğrafya var mı? Nasıl coğrafya? Coğrafya idare eder. İdare eder. Peki, başlayalım mı? Evet. Gelsin mi soru? Gelsin. Norveç ve İzlanda Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerdendir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Mersin'i İç Anadolu bölgesinden hangi dağlar ayırır? Toros Dağları mı, Sübhan Dağları mı? Toros Dağları. Toros Dağları. Alkış yok mu? Evet. Hedef hala 6'da 5 mi? Yani ama 6 da olabilir. 6 olabilir mi? Evet. Son soru gelsin mi o zaman? Gelsin. Oxford sözlüğüne giren kelime simittir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Bence yanlış. Peki. Güzel. Yani cevabının arkasında duran bir kardeşimiz yanlış dedi ama doğrudur. Oxford sözlüğüne giren kelime simittir. Bu da yarışmamızın sana katmış olduğu bir şey oldu. Evet. Artık unutmazsın. Aynen. Peki. Buradan bizi izleyen genç arkadaşlarımıza ne önermek istersin şu kamera? Eskişehir'i gelip görsünler. Turizm olarak bayağı iyi bir yer. Gezilecek çok yer var. Mesela birkaç tanesini sayar mısın bize? Seyit Gazi'de Yazılı Kaya. Ondan sonra Sazova Parkı Eskişehir'de. Kent Park. Ondan sonra Eskişehir'in kendi normal hamam yolu tarzı, alışveriş merkezi kısmı. Yani böyle yerler. Odun pazarı evleri. Odun pazarı evleri, evet. Evet, Dede Korkut Parkı. Aynen, Dede Korkut Parkı. Güzel, porsuk çayı. Evet. Peki, o zaman şöyle yapalım mı? Geldiklerinde seni bulsunlar, burada sen onlara rehberlik yap, gezdir. Olur. Olur mu? Olur, gezdiririm. Eyvallah. Evet, yarışmacımızın hediyesi geliyor. Şöyle bugünün hatırası olarak bunu teşekkür kabul edersen ederim. Çok seviniriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Thank you.
Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Mustafa Gezer, Diyarbakırlıyım, Yalova'da yaşıyorum. Yaklaşık bir ay oldu Yalova'da yaşıyorum derken aslında Fransa'daydım. Öyle mi? Bundan bir ay kadar önce. Bir ay oldu, memleketime kesin dönüş yaptım. Fransa'da ne yaptınız? Fransa'da okudum ve aynı anda çalıştım. 5 yıl boyunca orada kaldım. Ondan sonra ana vatanımıza dönüş yaptık. Eyvallah. Özlediniz tabii. Özledim çünkü nerede olursan ol bir vatanın kadar olmuyor ya da ailen yanında olmayınca olmuyor. Aile özlemi, memleket özlemiyle birleşince. En çok aradığınız şey, yani orada sizi, orada sizin burnunuzda buram buram tuten ilk aklınıza gelen şey neydi? Yemeklerinden mesela en çok hangi yemeği özlediniz Fransa'dayken? Yemeklerden kuru fasulyeyi çok özledim. Özellikle annemin yemeklerini özledim. Çünkü oradayken bu yemekleri çok sık bulamıyorduk. Bir şey söyleyeyim. Diyarbakırlı olarak kuru fasulyeyi ilk sırada saymanız çok enteresan değil mi? Yani Diyarbakırlıyım ama sevdiğim yemek kuru fasulye. Kuru fasulyeyi ve yanında pilav olmazsa olmaz, gerçekten çok severim. Siz o zaman bayağı bir Yalovalılaşmışsınız. Aynen. Çocukluktan beri Yalova'da büyüyünce biraz güzel. Oraya... Pekala. Genel kültürle aramız nasıl? Yani... ilgi alanımız özellikle şudur, şu alanıdır dediğiniz var mı? Yani güncel olayları takip ederim genel itibariyle. Tarihi de severim ancak tarihin hangi bölümünden olduğuna bağlı. Bakalım. Üç dini, üç genel kültür sorumuz var. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Hazırım. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Peki, ilk soru gelsin o halde. Allah'a inanmayanlar Araf adlı yerde ebedi olarak kalacaklardır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Çünkü Araf değil, cehennemde kalacaklar ebedi olarak. Allah hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Amin. Oruç tutmak için gece kalkıp yemek yemeye ne denir? İmsak mı, sahur mu? Sahur. Sahur. Çok evet. Kolay oldu? Çok kolay oldu. Çok kolay oldu. Camilerde hutbe okumak ve vaaz vermek için çıkılan basamaklı yere mihrap denir. Doğru mu, yanlış mı? Mi ile başladığını biliyorum. Mi heyecandan unuttum ama... Mihrap mı denir? Mihrap denir. Mihrap denir. Doğrudur. Yani doğru diyorsunuz. Evet, doğru. Amma ve lakin minber olacaktı. Doğru cevap. Sağlık olsun. Heyecandan. Heyecan o kadar olur. O heyecan bize lazım. Ama genel kültür sorularında hepsine doğru cevap bekliyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Düzce 1999'da il olmadan önce hangi ile bağlıydı? Sakarya mı, Bolu mu? Düzce il olarak nereye yakındı? Sakarya demek istiyorum. Sakarya dediniz, Bolu olacak. O da mı? Bolu. Yakınlık olarak düşündüm ama demek ki coğrafya bilgim o kadar iyi değilmiş. Estağfurullah. Bolu'ya bağlıydı. Sağlık olsun. Türkiye'nin tasarlanan ilk uçan milli arabasının adı Hürkuş'tur. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Hürkuş değil, Cezeri'dir. Cezeri'dir doğru cevap. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Yani ne kadar bir ay olsa da Türkiye'ye geleli, oradan da buradaki gelişmeleri takip etmişsiniz. Evet. Memleket özlemiyle haberleri sık sık takip ediyorduk. Memleketimizde ne oluyor, neler bitiyor. Mecbur takip ediyorsun. Eyvallah. Merak ediyorsun. Pekala. O zaman son soru gelsin mi? Gelsin. 1907'de Gümüşhane'de doğan, 7 meşalecilerden olan, hece ölçüsüyle ulusal epik lirik şiirler yazan şair kimdir? Vasfi Mahir Kocatürk mü, Sebahattin Hilaf mı? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bir isim söyleyeceğim ama Vasfi Mahir Kocatürk diyeceğim. Vasfi Mahir Kocatürk doğru cevap. Doğrusu. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizinle yarışmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Tanışıp sohbet etmekten gerçekten keyif aldık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bilmukabele. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ama küçük bir ricam var. Önce Fransızca, sonra Türkçe. Tamam. Fransızca çoğu kişi biliyordur Türkiye'den belki. Basit bir şey söyleyeyim. La vie belle diyeyim. Yani hayat güzeldir. Türkçe olarak da söylemek istediğim, gerçekten Türk vatandaşlarından istediğim, tavsiye ettiğim, lütfen Türkiye'yi gezin. Türkiye'nin her şehrini ayrı ayrı gezin, görün. Yeterince araştırmıyoruz. Yani Türkiye'de çok güzel yerler var. Kendi memleketimizi önce tanıyalım, sonra diğer memleketleri de elbet tanırız. Evet, yarışmacımızın hediyesi geliyor. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlar ve cümleler için. Ben teşekkür ediyorum. Efendim şöyle, dinim İslam temel bilgiler. Bugünün hatırası olarak kabul buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Muhakkak okuyacağım.
Bil Bakalım devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hamdolsun. Eskişehir'de olmak güzel, keyifli. Evet. Bu park, Dede Korkut Parkı çok güzelmiş, çok beğendik. Aynen. Yeşilliği, çeşitliliği, ağaç çeşitliliği olarak da çok zengin bir park olmuş. Yapandan eline sağlık. Kesinlikle öyle. Tanıyalım sizi, buyurun. Adım Merve. Soyadınız? Merve Özpolat. İzmir'den buraya öğretim için, öğrenim için geldim ve şu an burada yaşamaya devam ediyorum. İzmir'in neresi? Buca. Bucalısınız. Çok güzel. Yabancılık çekmemişsinizdir. Yok, 10 sene olacak neredeyse. 10 artık sene. Buralı sayılırım aslında. Bir eksiğimiz deniz galiba. Evet, kesinlikle öyle yani. Onun dışında çok benziyor zaten İzmir'e. Benziyor kesinlikle. Yani halkının işte böyle sıcakkanlı olsun. Hiç zorluk çekmedim buraya alışırken. Pekala. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniyemiz var. Düşünerek, emin olarak cevap verelim. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Tamam. Allah'la peygamber arasında elçilik yapan melek Cebrail aleyhisselamdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Geldik ikinci soruya. Cenazenin yıkandığı tezgahın adı nedir? Musalla mı, teneşir mi? Teneşir. Teneşir, doğru cevap. Musalla neydi? Musalla da cenazenin konulduğu taşın adı. Namaz kılınacağı zaman. Namaz kılınacağı zaman konulan taşın adı. Üçüncü soru gelsin mi? Gelsin. Utanma duygusuna ne denir? Edep mi, haya mı? Haya. Haya, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk üç soruyu başarıyla geçtik. Şimdi geldik genel kültür sorularına. Tamam. Bakalım. Orada ne yapacağız? Mesela şu alandan gelse ben başarılı olabilirim dediğiniz bir kategori var mı? Tarih aslında ilgi alanım. Tarih olabilir, müzik olabilir falan. Coğrafya da fena değilimdir. Peki. O zaman bir coğrafya sorusu gelsin. Gelsin. Sinop'un Erfelek ilçesi hangi meyvesiyle ünlüdür? Kestane mi, ayva mı? Kestane. Meşhur Erfelek kestanesi. Tebrik ediyorum. Buradan Sinop'a da selamlarımızı gönderiyoruz bu vesileyle. 27 takım değiştiren Lut Van Nistelrooy 6 kıtada top oynayan tek futbolcudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Geldik son soruya. Gelsin mi son soru? Gelsin. Gelsin. Dünyanın en büyük tatlı su gölü hangisidir? Hazar Gölü mü, Superior Gölü mü? Superior. Superior Gölü, doğru cevap. Tebrik ediyorum. 6'da 6. Yok mu alkış? Alkış yok mu? Tebrik ediyorum. Gayet teşekkür güzel ederim. Yarıştınız. Teşekkür ederim. Bildiğimiz yerlerden geldi galiba sorular. Yani biraz. Yani sözelde iyiyimdir zaten. Aha. Genelde böyle o tarz alanla ilgili geldi. Sporda da daha önce futbolda oynamıştım. Onunla da ilgili bir bilgi geldi. Biraz daha yukarı. Futbol oynamıştınız. Evet. Hangi bölgede oynadınız? İlkokuldayken İzmir'de kadınlar arasındaki futbol takımında. Sahada bölgeniz neydi? Sol forvet. Sol forvet. Sol forvet. Golcüydünüz yani. Evet. Vay, güzel. Bir maçta en fazla kaç gol attınız? Onu çok hatırlayamıyorum ama bir maçta kornerden gol attığımı hatırlıyorum. Kornerden? Evet. Tebrik ediyoruz o zaman. Peki. Evet, buradan bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersiniz şu kamera? Yani şimdi zor zamanlardan geçiyoruz ama böyle artık dünya da daha doğru güzel bir yere gidiyor. Şu an bulunduğumuz yerde çok güzel bir enerji var. Yani bunun tadını çıkartmamız lazım ve elimizden geldiğince de destek olmamız lazım bu sürece. Herkes için de hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Yarışmacımızın efendim hediyeleri geldi. Şöyle... Bu yarışmamızı kazandığınız için teşekkür ederim. Bu da bugünün hatırası olarak çok teşekkür size ederim. Hediyemiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş buldum. Tanışalım. Tabii ki. Ben Resul. Soyadın? Arı. Resul Arı. Resul Arı. Aynen. Evet. Bu kadar mı?
İnsanım. İnsanım yani. Eskişehir'de misin? Eskişehir'deyim. Aslen Afyonluyum. Hı-hı. Çukursar'da oturuyorum. Okul, iş? Okul, iş olarak kafede çalışıyorum. Hı-hı. Öğrencilik var mı? Öğrencilik yok. Yok. Aynen. Ticarete atıldım diyorsun. Aynen, direkt güzel. Ticarete. Gözler lens mi? Yok, değil. Maşallah. Güzel gözlerim. Açık yeşil mi onlar? Sarı da diyorlar. Açık yeşil her şey değişiyor. Sarı. Sarı değildir canım. Diyen ne oluyor ya? Değişiyor ama yani. Ama sarıya böyle hafiften bir şey var. Çok açık yeşil maşallah. Allah nazardan korusun. Teşekkürler. Evet. Yarışma programlarıyla aran nasıl? Yani öyle böyle. Öyle böyle. Buradan ne anlamalıyım? Öyle böyle. Yani, barda yok da. Yani olsa yarışırım. Aynen, olsa olmazsa yarışırım. Olmazsa dert etmem, aramam diyorsun. Aynen yani öyle. Yani kalkıp da ya bir yarışma olsa da yarışsam demezsin. Aynen öyle. Ama sen istediğin kadar deme, biz seni buluruz sevgili kardeşim. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. 15 saniye soru başına cevaplama süren olacak. Hazır olduğunda başlayacağız. Tabii ki hazırım, buyurun. Başlayalım mı? Başlayalım. Cehennemde bulunan ağaç hangisidir? Zakkum mu, Firdevs mi? Zakkum. Zakkum, doğru cevap. İkinci soruya geçiyoruz. Tabii ki. Allah tarafından gönderilen ve sayfalar manasına gelen küçük kitaplara tefsir denir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Dedin ama... Yanlış. Ya. Ya. Suhuf olacaktı doğru cevap. Dolayısıyla yanlış demen gerekiyordu. Üçüncü sorudayız. Tabii ki. Hangisi cahiliye döneminde savaşılması yasak olan aylardandır? Zilhicce mi, Cemaziyel Evvel mi? Zilhicce mi, Cemaziyel Evvel mi? Zilhicce. Zilhicce doğru cevap. Tebrik ediyorum. 3'te 2. Gayet güzel. Genel kültür sorularına geldi sıra. Tabii ki. Futbolla aramız nasıl? Güzel. Hangi takım? Beşiktaş. Beşiktaş. Peki sadece taraftar olarak mı ilgileniyorsun? Fanatik. Yoksa şey mi? Koyu. Oynuyor koyu musun sen de? Ben de oynuyorum kendimle. Çukurhisar'da oynadım. Sağlık Spor'da oynadım. Lisanslı. Aynen, lisanslıyım. Aa, çok güzel. Hangi bölge? Forvet. Forvet. Golcüyüm diyorsun yani. Aynen. Gol benden sorulur mu diyorsun? Aynen öyle. En fazla gol attığın maç hangisi? Çukurhisar Demirspor. Evet, kaç gol attın? 3. 3 gol. Kaç kaç bitti maç? 5-3. 5-3 bitti. Kaybettik. Evet, yani kazansaymışsınız iyiymiş aslında ama sağlık olsun. Bakalım spordan bir soru gelecek mi? İstiklal Marşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli marş olarak okutulmaktadır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Birazcık mantığı kullandık değil mi? Evet, Türk Cumhuriyeti milli marş. Tebrik ediyorum. Kastamonu deyince sarımsağıyla akla gelen ilçe hangisidir? Cide mi, Taşköprü mü? Cide. Cide dedin. Yanlış. Ama velakin meşhur Taşköprü sarımsağı diye bir sarımsak. Hiç duymadım ne yazık vardı. Ki. Şimdi duymuş oldun. Son soru. Son soru spor kategorisinden gelecek. Heyecan var mı? Yok. Rahat. Rahat. Güzel. Ya. 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalyayı Ramil Guliyev kazanmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Kaç yanlışımız var? 2. 2 yanlışla yarışmamızı bitiriyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Güzel bir yarışma oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yarışmacımızın hediyesi geliyor. Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hayatı. Şöyle takdim ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize bir mesajın var mı? Eskişehir'den. Yani yarışmalardan kaçmasınlar. Siz onlar değil, onlar sizi bulmaya çalışsın. Öyle mi? Güzel. Teşekkür ederim. Eskişehir'deydik bugün. Eskişehirli yarışmacılarımızla yarışmak, tanışmak, sohbet etmek bize çok iyi geldi. İnşallah sizler de aynı keyfi ekranlarınızın başında almışsınızdır. Kıymetli vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bil bakalım acaba nerede olacak? Biz de merak ediyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.